Asya bozkırlarının gerçek efendileri olan göçerler, verimsiz, barışsız bozkırlarda akıl almaz bir hızla yer değiştiriyorlardı. Milattan önce 13. yüzyılda Mete Han'la birlikte ilk göçer Türk İmparatorluğunu kurdular. Asya'dan güneyde Harran Ovası'na, Mezopotamya'ya, kuzeyde Ankara Ovası'na, oradan da Balkanlara doğru aktılar. Çok geniş coğrafya parçaları geçti atlarının altından. Kıtalar geçti. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Burası Gebze bölgesi. Son Yürük Obası, Sığırlık Merası. Yüzlerce yıllık geçmişi olan Gebze'nin dağlarında saklı bir hazine. Kültür ve medeniyet tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer. Gördüğünüz gibi bir Yürük Obası. Bizi Çin Seddi'nden büyüklerimiz Anadolu işlerine ilk göçü yola çıkardığımızda büyüklerimiz demişler ki iki tane eren yaşlımız, önceki gidenler sonradan gelenleri nasıl tanıyacak? Bunlara bir işaret verelim, bir parola verelim, oradan birbirlerini tanısınlar demişler. O iki tane yaşlı erenimiz konuşurken bir yaşlı anamız da ben işareti buldum, renkleri de var demiş. Alemi sema oluşmuş gökkuşağı. Gökkuşağından renkleri alıyorlar ve Osmanlı keyfiyesi diyorlar. Koyun gelir yata yata, çamurlara bata bata, gelin Ayşem suya gider, kollarını ata ata. Her şey döndü dolaştı, sonunda birkaç çadırlık yörüklüğe kaldı. Buradaki yörük kardeşlerimiz ta Osmanlı zamanında buralarda yerleştirilmiş. Sarayın işte etini, sütünü, yoğurtunu, peynirini buralardan temin ediyordu. Devletin bir bakıma teşvikiyle burada kalıyorlardı. Zamanımızda da bunu en azından belirli şartlara bağlayarak devam ettirmekte fayda var. Bir zamanlar büyük ve küçük baş hayvanların et ve süt ürünleri İstanbul'da padişah sofralarını süslemekteydi. Koyun yoğurtları ve kuzu dolmaları meşhur olan bu bölgelerde bugün sayıları az da olsa koyun sürüleri bulunuyor. Orhan Gazi, Fatih Sultan Mehmet'ten beri buralardayız. Kökümüz burada, dedelerimiz. Dünyaya çadırda geldik. Çadırda büyüdük, çadıra gelin olduk. Çadırda gene devam ediyoruz işte bu işleri. Önkü sene 1 metre kar yağdı bura. Hem de 2 ay. Hayvanları yerinden kıpırdatamadık o zaman. Dönüp arkasına bakmak, geçmişi düşünmek acı veriyor. Yörüklüğün gitgide azaldığını, kendisinin belki de son yörüklerden olduğunu düşündükçe yüreğini sıkıntı basıyor. Aslında bu azalışa, gittikçe daralan sınırlara isyan ediyor. Sırtının dik durduğu, ayaklarının tuttuğu dik başlı dünleri anmak gelmiyor içinden. Bir ceylan gibi dağdan dağa sektiği gençlik günleri 1000 yıl geride kalmış gibi. Kucağındaki bebeğin kendi gibi yaşlı bir yörük olamayacağını biliyor. Göçmen kuşları bile kıskanıyor artık. Gönülden de bu işi takip edip sizin için en güzelini, en doğrusunu
yapmaya çalışacağız. Ben tekrar hepinize, katılan diğer arkadaşlara ve belediye başkanımıza özellikle bu programı tertip etmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu faaliyetim kadar beni mutlu eden, onurlandıran, hele bir de sorunları çözebilirsek ileriye dönük ya hayatında ne yaptın dendiğinde işte Kocaeli, Gebze, Sığlık, Mezrası, Yörüklerinin de sorunlarını çözdük diyebileceğim mutluluğu veren hiçbir olay olmadı diye düşünüyorum. Ben buradaki kardeşlerimin sorunlarının kısa sürede çözülmesi temennisiyle kendilerine mutluluklar diliyorum. Bugün tapularımız sağ olsun devletimizin, protokolümüzün katılımlarıyla bizlere verildi. Hepsinden Allah razı olsun, emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Bunun yanında burada 22 ailemiz aktif yörük hayvancılıkla yaşıyor. Biliyorsunuz bizde dünyada mekan, ahirette iman. Evet. Mekanın tapusunun olması, insanlarımızın güvence hissetmesi, kendilerini güvende hissetmesi çok çok önemli. Evet. Burada da asırlardır yaşayan yörüklerimizin nihayetinde bugün tapularına kavuşmuş olmaları, bundan sonrası için kendilerini çok daha güvende hissetmeleri bizim açımızdan da büyük bir mutluluk. Yerleşik hayata geçme ve onların düzenli bir yaşam sürmesi bakımından burada başlatılmış çalışmaların sonuçlarını bugün görme fırsatını bulduk. Tapularını vatandaşlarımıza dağıttık. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıklı, huzurlu bir yaşam diliyorum.